Yorum tesellisi. Yolumuza istenmedik olaylar çıkar. Ancak bir süre sonra görürüz ki o olaylar sayesinde büyük kötülüklerden kurtulmuşuzdur. Başımıza gelen musibet bizi daha büyüklerinden muhafaza eden bir paratoner olmuştur. Hazreti Hızır gemiye geldiğinde Hazreti Musa ona itiraz ederek şüphesiz kötü bir iş yaptın der. Ancak birkaç sahne sonra Hazreti Hızır'ın o gemiyi sağlam gemilere el koyan zalim bir hükümdardan korumak için derdiği anlaşılır. İşte insanın da hayat gemisi zaman zaman delinmekte ve kırılıp dökülen şeyler olmaktadır. Cenab-ı Hak kulunu daha büyük tehlikelerden kurtarmak için bir takım musibetlere müptela etmektedir. Musibet kimi zaman dünyada daha büyüğünden, kimi zaman da ahirette karşısına büyüyerek çıkacak olan daha ağır bir bedelden insanı korumaktadır. Hazreti Mevlana, kardeşlerinin gönlünde sana kin varsa kuyuda kalman daha iyidir. Allah kardeşlerinin kininden korumak için Yusuf'u kuyuya attırdı diyerek bu gerçeği ayrı bir şekilde ifade eder. Kader insanı bazen yaralayarak, bazen hasta ederek, bazen saadetini bozarak, ekonomik sıkıntılarla, işsizlikle ve benzeri sorunlar aracılığıyla başka bir takım felaketlerden kurtarmaktadır. Kader insanı faydalı musibetler, anlamlı olumsuzluklar ve hikmetli kederlerle meşgul etmektedir. İnsan da bunlardan kaçmak ve bir an önce kurtulmak için çırpınıp durmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de şer gördükleriniz hakkınızda hayır olabilir buyurulur. Hazreti Ömer der ki, ister hoşuma gitsin, ister gitmesin. Hangi hal üzere sabahlarsam sabahlayayım, benim için fark etmez. Çünkü ben hayrın hoşuma giden de mi, gitmeyen de mi olduğunu bilmiyorum. Hayatın yorumlanması rüya tabirlerini andırır. Rüya ilmini bilmeyenler, olumsuz gibi görünen sahneleri negatif yorumlayarak rüyayı olumsuz bir yaşantıya doğru tetiklerler. Rüyalardaki olumsuz sahneler genellikle güzel anlamlar taşımaktadır. Rüyalar tersine çıkar derler. Bu söz her rüya için doğru olmasa da olumsuz rüyalar için çoğu zaman doğrudur. Hayat da bir rüyadır. İnsanlar uykudadır ve ölünce uyanacaklardır. Olumsuz görünümlü birçok olayın neticesi, tabiri, açılımı ve arka planı oldukça güzel olabilir. Ama halen rüyada olduğumuz ve bu dünyanın etkisi altında yaşamaya devam ettiğimiz için bu güzellikleri şimdilerde fark edememekteyiz. Hazreti Mevlana Mesnevisinde şu hikayeyi anlatır. Bir süvari atına binmiş gidiyordu. Uyumakta olan bir adamın ağzına bir yılanın girmek üzere olduğunu fark etti. Yılana mani olmak için atını hızlıca sürdü fakat yetişemedi. Yılan uyuyan adamın ağzına kaçmıştı. Süvari adamı uyandırdı. Sırtına birkaç topuz vurarak adamı ağaçlara doğru kovaladı. Ağaçların altında çürük elmalar vardı. Süvari onları yemesi için adamı zorladı. Adam yememek için direndi, yalvardı, yakardı. Fakat nafile. Süvari adamın üstüne hücum ederek elmaları ona zorla yedirdi. Sonra da atıyla peşine düşerek adamı kovalamaya başladı. Adam güneşin sıcağı altında bir taraftan koşuyor, bir taraftan beddualar ediyordu. Nihayet yoruldu ve yere yığıldı. Midesi bulandı ve oturduğu yerde yediklerini çıkarmaya başladı. Çıkardıkları arasında o siyah yılanı görünce bu işin sebebini ve süvarinin kendisine düşman değil dost olduğunu anladı. Yaptığı beddualardan pişman olarak ona dualar etmeye başladı. İşte insanın musibetler karşısındaki durumu da böyledir. Kaderimiz süvari, musibetlerimiz ise daha büyüklerinden kurtulmamız için bize zorla yedirilen o çürük elmalar gibidir. Hikmetten yoksun, kötümser bir bakış açısı, çocukluğumuzdan itibaren bizi etkisi altına almaya başlar. Çocukken faydamıza olanlar dahi bizi ürkütür. İğne yaptırmaktan korkarız.
babamızın sevdiğimiz bir ayakkabıyı bugün değil de yarın almak istemesine tahammül edemeyiz. Elimizden oyuncağımızın alınıp bir başkasına verilmesinden rahatsız oluruz. Berbere ilk götürüldüğümüzde cerrahi bir operasyon geçirecekmiş gibi telaş ederiz. Bazı çocuklar için banyo korkunç bir olaydır, bir şerdir, bir faciadır, bir zulümdür. Oradan kurtulmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışırız. Çünkü onların hikmetini bilmiyor, bu aktivitelerin önemini kavrayamıyor, bizim için ne denli faydalı olduklarını idrak edemiyoruzdur. Bunların önemini bizim adımıza anne ve babalarımız bilir ve hikmetin gereğini yerine getirirlerdi. İstekli olup olmadığımızı pek aldırmadan, hoşumuza gidip gitmediğini pek önemsemeden bunları ihmal etmeksizin bize yaptırırlardı. İlerleyen yaşlarda yine hikmetini bilmediğimiz başka acılarla karşılaştık. Hikmetini anne babamızın dahi kavrayamadığı, yine nefsimizin idrak edemediği o şeyler de bizim için gerekliydi. Çocukken anlamını bilmediğimiz olumsuzlukların aslında olumlu olduklarını yetişkinliğimizde kavradığımız gibi, dünya hayatında şer gibi görünen olayların hikmetlerini de hakiki hayat olan ahiret yaşamında öğrenecek ve iyi ki bu işler başımıza gelmiş diye sevineceğiz. Yaşça büyümüş çocuklarız. İğneden kaçar gibi, banyodan ürker gibi, berberden korkar gibi bir halimiz var. İnsanı kamil mertebesinde olanlarsa, daha bu dünyadayken kemale erdiklerinden dolayı başlarına gelen olaylardaki güzellikleri görebiliyor, musibetleri gülerek ve severek karşılıyorlar. İnsan başına gelecek mukadder hadiseleri değiştiremese bile, o hadiselere vereceği tepkiyi, onlardan etkileniş biçimini yorumlarıyla değiştirebilir. Montaigne der ki, insan etrafında olup bitenlerden daha çok, olup bitenlerle ilgili kendi görüşlerinden etkilenir. Şair Milton'ın ifadesiyle, biz yaşarken akıl cenneti cehennem, cehennemi de cennet yapar. Bana zarar verdiler düşüncesini ortadan kaldırırsan, zararın kendisini de ortadan kaldırmış olursun. Aurelius.